Arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün yani önemli bir konu için buluştuk ama tabii çok eğlenceli bir eğitim olmayacak. Çok kısaca tekneden bahsedeyim. Tabii sizi şaşırtmıştır içine girince. Bu hani standart olmayan bir yarış makinesi. 1992'de üretildi. İngilizlerin dünyanın çok önemli yarışlarına girdiği bir tekne. Sonra bir şekilde kaderi yıllar sonra benle buluşturdu. Umarım son sahibiyimdir. O da ayrı konu. Herkes bir şeyin son sahibi olmaktan korkar ama ben gerçekten teknenin son sahibi olmak isterim. Çünkü bana çok his ve heyecan veriyor. Ben artık denize çıkarken çok daha mutlu çıkıyorum. Çünkü çok uzun süre denizin üstünde vakit geçirdiğinizde teknelerden beklentileriniz değişiyor. Bu tekneyle çok ileri seviye yarış eğitimleri ve ileri seviye yelken eğitimleri ve yarış eğitimleri veriyoruz. Bir gezi konsepti yok. Atıyorum gece konaklamalı eğitimler yok. Bazen offshore eğitimler veriyoruz ama offshore yarışçılık diye de bir şey olduğu için o da tabii bunda keyifli hale geliyor. Teknenin yapı malzemesi karbondur. 12 metre, 5 ton kuş gibi. Atıyorum 20 nat rüzgarda pupa giderken 15-16 nat sürat üretebilen değişik bir alettir. Bugün de ucundan biraz hissini yaşayacaksınız. Hava çok hafif. Tabii böyle güneşli bir gün hayal etmedik güvenlik eğitimi yapmak için ama yine de keyifli olacak. İki ana başlığımız vardı zaten en başta karar verdiğimiz. Denizden adam kurtarma ve cansalı tekne tahliyesi konusu. Tabii hani buraya kadar gelince, bu arada herkese çok teşekkür ederim. İlgilendiniz, kiminiz çok uzaktan geldi, kiminiz sadece bu eğitim için geldi ve benim için çok kıymetli bu. Birazcık konuların dışına da çıkıp daha güvenlikle ilgili şeyler de konuşacağız. Çok teorik bir adam değilim ben, yazarak çizerek anlatmayı sevmiyorum. Ben anlatacağım ve siz buradan çıktığımızda bir WhatsApp grubu oluşturacağız. Orada bu konuştuğumuz şeylerin de dokümanlarını atacağım. Çünkü okuyarak herkes anlayabilir bunları, basit konular. Ama bizim anlatacağımız şeylerin içinde biraz deneyim, biraz kitabi olmayan bilgiler vesaire olacak. Şimdi bu standart bir yarış teknesi olmasına rağmen benim teknede devamlı bulunan güvenlik ekipmanlarımla zaten bu eğitimi yapacağız. Bazı güvenlik ekipmanlarımın tarihi değişti, yenileri alınacağı için bu eğitimde onları feda edeceğiz. Nedir onlar? İşte yangın tüplerim mesela eskimiş, onu fark ettim. Bu çok eski bir duman fişeği. Bunu yeni aldık. Çünkü dün iki tane vardı zannedip, acaba patlar mı diye patlatıp sonuncuyu patlatmışız ama yeni olması da iyi oldu. İkisinin farklılıkları var. Duman, bir helikopter sizi arıyorsa kullandığınız. Yani bunu patlatıyorsunuz. Zaten böyle alevli bir şey değildir. Sonra denize atıyorsunuz. Bu turuncu bir foam çıkarıyor. Yukarıdan gözükmeniz için. Ancak hand flare özellikle gece, gündüz de çalışıyor ama gece çok efektif. Bir gemiye, helikoptere de olabilir. Yani ama bir hedefi gördüğünüzde kendi yerinizi belli etmek için kullanılır. Çok güçlüdür. Aşağı yukarı 2 dakika yanar. Çok güçlü bir ışık çıkarır. Kırmızıdır. Bir de bunların beyazları vardır. Beyaz aslında çoğu regulation'da yazmıyor ya da anlatmıyorlar ama beyazı gece çok daha parlak bir ışık çıkarıyor. Ama kırmızı tabii güvenlikle ilgili bir renktir. O yüzden genelde kırmızısı kullanılır ama gemiye kendinizi göstermek için aslında beyaz daha efektiftir. Bu ikisini kullanacağız bugün. Neden ikisini kullanacağız? Çünkü bir üçüncü tip vardır, paraşüt. Aşağı yukarı 150 metre yukarıya çıkar. Oradan yerinizi belli eder. O yanan bir şey olduğu için karaya düştüğünde başımıza bir zeval vermesin diye onu kullanmıyoruz. Ama kullanım şekilleri aynıdır. Yani hand flare ile paraşütün aşağı yukarı şekli aynıdır. Bunları da anlatacağız. Ama bunun tipi farklı. Benim dün patlattığım farklı ve daha güzeldi. Bunu çok beğenmedim. Burada bir kapak var. Bunu açıyorsunuz öncelikle. Denizde yapacağız ama. Bu tarafı yanıcı tarafı. Burayı çektiğinizde yanıyor. Sırtınızı rüzgara dönüyorsunuz. Rüzgar altından bunu gösteriyorsunuz ki cansanın içindeyken rüzgar altını ayarlamak çok önemli. Teknenin üstünde yine kolay da cansanın içinde çok önemli. Bu bir yanıcı bir şey değil. Kapağı açıyorsunuz, pimi çekiyorsunuz, denize atıyorsunuz. Bunlar basit. Bir diğer konu, çok üstünden kısa geçmek istiyorum, yangın konusu. Genelde teknelerde, özellikle hani 12-20 metre arası teknelerde yangın tüpleri standart powder'dır. Çok da efektiftir. Buradaki önemli konu, 3 ana sebepten yangın çıkabiliyor teknede. Birisi elektrik kontağı. Bunu öngöremezsiniz. Ama teknenize düzenli bakım yaparak bunu engelleyebilirsiniz. Çok eskiyen kablolar değiştirilebilir. Eskiyen sigortalar değiştirilebilir. Bir de çok önemli bir konu vardır, bazen atlanıyor. Mesela ırgatın sigortasını 20 amper koyduysa fabrika, ya bu zırt pırt atıyor diye oraya 30 amper sigorta konmaz. Bunu çok
hata olarak yapıyorlar. 20 amperlik bir sigorta devamlı atıyorsa zaten %90 hata kaptanda. Teknelerde çapa atıp çekerken alternatörden giden taze akımı ırgata gönderebilmek için boşta gaz sistemi vardır. Bu boşta gaz arabanın motorunu ısıtır gibi ısıtın diye yok. Çapa çekiyorsunuz. Atıyorum derine attınız. Irgat zorlanıyor. Boşta gazı verirsiniz 1500-2000 devirleriye. O zaman aküdeki enerjiyi göndermez ırgata. Ürettiği taze enerjiyi gönderir. O zaman sigortanız atmaz. İnsanlar ne yapıyor? Motor boşta. 20 metreye çapa atmış. Başlıyor çapayı çekmeye. Tak ırgatın sigortası attı. Abi benim ırgatım sigortası atıyor. Sigortayı büyütelim diyor. Sigortayı büyüttüğünüzde yangına davetiye çıkarıyorsunuz. Ya çünkü bu tekneyi dizayn eden, bu tekne iyi bir örnek değil ama atıyorum seri üretim yapılmış tekneleri dizayn eden adamlar bu işi bizden iyi biliyorlar. O yüzden sigortalarla oynamıyoruz. Kablo yenileme önemli bir şeydir. Tekneniz yaşlıysa, 20 yaşın üstündeyse mesela biz bir sürü kabloyu yeniledik ve daha bir sürü kablo yenilenecek. Uzun küfetli bir iş ama benim yenilenecek olan kablolarım yangın çıkaracak kablolar değil çünkü BNC sistemi 12 voltluk sistemi olduğu için çok düşük bir ihtimal ve hep kapalı tutuyoruz. Ama yenilendikten sonra kullanmaya başlayacağız. Bir diğer yangın çıkma ihtimali olan yer ocaklardır teknelerde. Propan gazıyla çalışır tekne ocakları ve propan havadan ağırdır. O yüzden bir kaçak olduğunda siz teknenin dışındasınız, kokuyu almadınız, bütün şey sintine, parçalatmanın altına iner gaz. Koku yok, bir şey yok. Çakmağa çaktınız ve yangın çıktı. Bu en çok istatistiksel olarak yangın çıkaran faktördür. Ben yarış teknesi olduğum için kamp tüpü kullanıyorum. Bunun avantajı nedir? Ya birincisi hafif olduğu için kullanıyoruz tabii ki. Şöyle tüpleri var. Yanından takılıyor. Güvenlik valfini açarsınız. Tüp elinizdedir. Takacağınız zaman şöyle takarsınız. Güvenlik valfini kapatırsınız. Zaten çakar çakmaz da yanar. Avantajı bu, dezavantajı şudur. Ben mesela bu ocak üstünde makarna haşlanıyorken dışarı gitmem ya da uzaklaşmam. Çünkü burada bir yangın durumunda tüp çok yakın. Dezavantajı budur. O yüzden başında olmanız lazım. Ben buradayım. Bu ocak alev aldı. Ne yapacağım? Şimdi tüpüm normalde burada ve burada duruyor. Okey, tüp. Ama tüpten daha önemlisi fire blanket dediğimiz yangın battaniyesi. Mutlaka olmak zorundadır teknede. Çünkü çok kolay alev alan bir şeydi. Önce bir onu dindirmek lazım. Bu yanmaz bir kumaştır. Hemen açarsınız. Oksijenle temasını kesersiniz ateşin. Ondan sonra hala aşağıda çalışıyorsa sonra bunu açıp fonla girersiniz. Bu arada bunu göstermek istiyorum ama denizde göstereceğim. Üçüncü ihtimal bu çoğu insanın aklına gelmez. Çok önemlidir. Egzoz manifoldu. Teknenin egzoz manifoldu makineden daha sıcaktır. Çünkü oradan devamlı içinden bir sıcak su ve duman atıyor. Eğer o egzoz manifolduna dışarıdan bir unsur atıyorum bir kablo orada boşa düşmüş gitti ona yapıştı. Ya da bir şekilde makine dairesinin içinde bir kumaş unutuldu. Bir şey oldu oraya yapışırsa en çok yangın çıkaran şey egzoz manifoldudur. Hand flare'in de en önemli noktası genelde hand flare patlatırken yaralanmalar oluyor. Çünkü çok alevli ve çok kuvvetli bir şey. Ve denize attığınızda sönmez bu arada. Yani denizde de yanmaya devam eder. Bu biraz değişik bir tip. Bunu açıyoruz. Bütün olay rüzgarın nereden geldiğine bakıyorum. Rüzgar böyle geliyor. Demek ki ben rüzgara sırtımı döneceğim. Ondan sonra bunu kuvvetli çekeceğim. Bu kadar. Rüzgar altında kaldığı sürece bana hiçbir zarar veremez. Ama yine de tutabildiğim kadar ucundan tutuyorum. Yanması bittiğinde hala kor ve çok sıcak olacak. Şöyle yapayım. O yüzden teknenin bir yerine de koymuyorum. Zaten böyle bir durumda ya bunları da aslında denize atıyorsunuz. Çünkü Atlantik göbeğindeyseniz bunu alev gibi bir şeyi cansalına koyamazsınız ama tabii ki şimdi denize atmamak için uğraşacağız. Kovaya koyacağız vesaire. Şu kovanın içine biraz su çekebilir miyiz? Beyazın. Bakın şu metal kısım şu an kor oldu. Yani anormal sıcak. Bana ısısı geliyor. O yüzden cansalın içinde patlatmak istemedim. Cansalı plastik nihayetinde. İyi, gelen giden yok. Tabii, aşağı yukarı 1,5 dakika, 2 dakika yanar. Bu sırada tekne dönüyor. Ben yine sırtımı rüzgara çeviriyorum.
Yani bu hep rüzgar altınızda kalacak. En önemli şey o. Evet, söndü. Şu an bu kor haline gelmiş bir metal. Yani şöyle göstereyim. O kadar ısındı ki, bakın bükebiliyorum artık demiri. O kadar sıcak yani. O yüzden bekliyoruz. Gördünüz mü? Anormaldir yani. Burada iyice soğutayım çünkü teknenin bir yerine koyacağım için. Ya şu an bıraksam kovayı da deler. O yüzden suyla soğutmaya çalışıyorum. Daha doğrusu soğumasını hızlandırıyorum. Plastik kısmı da eridi. O yüzden ucundan tuttuk hep. Hentler böyle patlatılıyor ama çok uzaktan gözüküyor. Yani oldukça efektif bir şey. Yalnız bunun özelliği, ufukta bir gemi gördüğünüzde ya da sizi kurtarma ihtimali olan bir şey gördüğünüzde kullanıyorsunuz. Durduk yerde patlatmıyorsunuz. Yani 50 milden gözükmez çünkü. Bu tamam. Ethem'cim, oh şey, sağ olasın. Mangal yakmışsın ha şimdi. Ha şimdi balıkları kızartacağız. Süleyman mı? Evet, Süleyman. Vay, çabuk başlamış. Şimdi Cansal'ın prosedürünü anlatacağım. Ondan sonra patlatacağız. Bazı detaylar var. Dedik ki hani kitabi olmayan bilgiler için toplandık aslında diye. Mesela benim teknede bıçağım hep yekenin üstünde bağlı. Burada fikstir. Ve hani iyi bir kaptanın mutlaka bıçağının kendi üstünde olmayan bir ekstra bıçağının buralara bir yere bağlı olması lazım. En önemli sebebi halat kesmeye ve çaparız çözmeye yarıyor ama Cansal'ını atlayacağınız zaman Cansal'ın içindeki bıçağı gece bulamazsınız diye bu bıçakla Cansal'ına girmek lazım. Cansal da benim genelde teknenin hep en kıçında durur. Sebebi atıyorum 30-40 kiloluk bir Cansal'ı bu. Öyle bir panik anında direkt dibinden kaldırayım taşıyayım ya da dolaptan çıkarayım. Yok yani bunun yeri hep teknenin kıçına atılmaya kolay olan yerine yakın olması lazım. Cansal'ını atma kısmı ve açma kısmı çok kolay. Burada tek oluşabilecek terslik, Cansal'ı ters açılırsa o zaman baş aşağı duruyor suda ve bir kişinin, aslında varsa iki kişinin, onun tutma halat yerleri vardır. Üstüne çıkar, o halattan tutar. Hani centerboard'da salmadan çekeriz ya, aynı şekilde düzeltmesi gerekir. Buradaki de daha kötü nokta, eğer bir bebek varsa ya da çocuk varsa teknede, İlk önce onları Cansal'ına sokmamız gerektiği için ve tekne batıyor pozisyonda olduğu için kaptan ters olan Cansal'ına önden sokmak zorunda çocukla anneyi ya da çocukla birisini, bir refakatçiyi. Bebeği nasıl sokacak? Suratına üflüyorsunuz. Çocuk nefesini tutar tutmaz onunla birlikte dalıp öbür tarafa geçiyorsunuz. Ya aşağı yukarı 5 saniye der çocuk nefesini tutar. Ondan sonra onun refakatçisini geçiyorsunuz ve onlar içerideyken Cansal'ını düzeltiyorsunuz. Yani önemli olan nokta budur. Şimdi açacağız Cansal'ını az sonra. Ben tabii en son geçmem lazım Cansal'ını. Ama bu bir gerçek batma durumu olmadığı için, halatı da kesmek istemediğimiz için ne yapacağız? Cansal'ını iyice tekneye yaklaştıracağız. Sırayla bineceğiz. Ondan sonra Cansal'ın içine geçip içinde bir takım konuşmalar yapıp bir kere o Cansal'ın da olma hissini yaşayacağız. Ve açılma kısmı da görüntülemiş olacağız. Şimdi atıyoruz. Atıyoruz, atıyoruz. Ben de atıyorum. Şu an batıyorum. Bu kadar keyifli olunca ama batmanın da şeyi var. Bu halatı çözmekle falan uğraşmıyorum. Hemen kestim. Hadi bıçağımın yeri belli olsun diye koydum. Cansal'ımı atacağım pozisyonda yere getirdim. Bu halatı mümkün olduğu an en sağlam yere bağladım. Ki benim vardevelerim oldukça sağlamdır. Buraya düğümü attım. Birazcık içinden çekip aldım. Bu oldukça uzun bir halat. Bazı Cansal'larında 35 metreye kadar çıkabiliyor. Gördüğünüz gibi çekiyorsunuz, çekiyorsunuz hala şey. Ondan sonra Cansal'ımı suya bıraktım. Halat benim elimde hala. Görüyorsunuz batmıyor. Hadi Ezgim, gel bunu sen yap. Biraz uzaklaşsa tekneden iyi olur ama uzaklaşmıyor. Neyse. Halatı çekmeye başla. Bir yerde bitecek. Bittiği yerde dur. Çek çek çek. Daha çok gelecek. Ben de buradan... Bitti galiba. Bitti mi? Daha olması lazım. Biraz daha çek.
Tamam, bittiyse artık ha. Çekil şimdi oradan. Can salı şişiyor. Bunun ipi 10 metrelikmiş. Hop. Bekliyoruz. Bu sesin tamamen bitmesi lazım. Can salı şişti. Çekiyorum tekneye doğru. Ezgim geç. Hadi en genç önce gidiyor. Düşme ama. Ve içine atlamıyorsun. Ha. Evet. Geç. Güzel. Geçiyorsun ve en dibe gidiyorsun. Ha? En arkaya gidiyorsun. Evet, sırayla geçelim şimdi. Kaç oldunuz? Tamam. Kaç oldunuz? 1, 2, 3, 4. Tamam. Önce çek, can salınızı kendimize çekelim. Tamam. Beşinci geliyor. Okey. Ben de kaptan olarak bıçağımı alıp iniyorum ama şimdi halatı kesmeyeceğim için almadım bıçağımı. Ve burada oldukça fazla fişek var. Biraz öne gelin. Heh, bıçak burada, gördünüz mü? Bunu bulamazsınız diye bıçakla atlamıştık. Ama gayet kolay da bu. Açtık. Tabii can salının içinde kaç gün kalacağımızı bilmiyoruz. Gördüğünüz üzere bir sürü hand flare. Tamam. Paraşüt tipi. Ve bence bu malzemeleri alıp karaya çıkalım. Orada devam edelim. Bunları tanıtalım. Nasıl kullanacağımızı anlayalım. Çünkü can salımız galiba hava alıyor. Salı terk et. Ölüm salı haline gelebilir biraz. El feneri, içinde yedek bileği. Şey, vesaire. Aydan abi, senin oradan ekstra yani bir şey diyeyim. Su. Ekstra ha, su mu? Tabii. Su ve bir takım gıdalar var burada. Hızlandırılmış. Şey vardı, hazır gıdalar. Yükleri bırakmasın. Aqua, su. Tabii burada tutup da mangal yakmayacağız. Bunu ne kadar kalacağımızı bilmediğimiz için. Şimdi bir kere en önemli kural, ilk 24 saat su içmiyorsunuz cansanın içinde. Sular böyle paket şeklinde. Ve ondan sonra kişi sayısına göre aslında hesaplanıp belli periyotlarla içmek lazım. Yani dehidre olmayacak kadar su içmek lazım. Bir tanesinin tadına bakalım. ...125 mililitre. Vallahi gayet güzel su. 5 adet fişek çıktı içeriden. 2 tanesi paraşüt tipi. Ki bunu burada atamıyoruz kıyıya çok yakın olduğumuz için, az önceki anlattığımız sebeplerden. 3 tanesi hand flare, az önce attığımız. Yalnız içinden çıkan hand flare benim az önce attığımdan daha güzel. Kullanımı daha basit. Vurarak yapıyorsunuz. Yani kapağı açtınız, burayı çektiniz ama buradan da vuruyorsunuz. Neden bu daha güzel dedim? Çünkü buradan çekerek açtığınızda yine bir eliniz ayağınız bir yerinize bir risk var ama burada yok. Hand flare var. Minicik bir el lambası çıktı. 2 tane çıktı hatta. İçinde yedek pili de var. Her şey düşünülmüş. Artık malzemeleri mecburen yarış etinde kullanırız. Bir tane daha el lambası çıktı. Johnson'ın içinde gece çakar yapması için sistem vardı. Bakın yukarıda gözüküyor şeyi. Işığı. Bir de arkada yağmur suyunu biriktiren ya da bir tek yağmur da değil, sabahları çiğ oluyor ya. Yani o suyu biriktiren bir küçük bir bölüm var. Onun pompası da bu. Bunu takarak yağmur suyunu çekiyorsunuz. Orada şeyi. Kendi torbası orada. Bu çok önemli. Johnson'ın bir yerinde patlak olursa diye o Zodiac'ların tamir kiti gibi tamir kiti var. Güçlü bir yapıştırıcı ve Zodiac'ın kumaşının aynı kumaşından patch takımı var. Bu oldukça önemli bir detay. Yok. Yine kuru olacak. Yine kuru olacak. Ondan sonra bilimum ilaçlar var. Hepsini teker teker açıp
bakamayacağız ama birincisi deniz tutma hapı var. Onu biliyorum ve ağır kesiciler var. Her bir tabletin kendi torbası var. Çünkü içinde bizim klasik bildiğimiz marka ilaçlar olmayabilir. Açtık mesela. Sinazin diyor ilacın adı. Etken maddesi de İtalyanca yazıyor. Anlamadım. Ne yapıyorum? Mecburen. Sadece sinazinin prospektüsünü içeren prospektüsü açıp okuyoruz. Bu can sallarının bakımı yapıldığında bütün bu malzemeler değişiyor. Yani siz 5 sene can sallarının bakımını yapmazsanız patlar mı? Patlar. Ama içindeki ilacı alabilir misiniz? Alamazsınız. Ya da fişeği patlar mı? Garanti değil. Gerçi fişek de patlar ama birçok malzeme kullanılmaz. Bol bol suyumuz var. Merak ettim hocam. Kaç paket su var şu anda? Çünkü sayalım. Bir tanesini açtık. Her pakette 4 tane var. 1, 2, 3, 4, 5 paket var. 125 mililitre ile. 2 paket hak veriyor. Aşağı yukarı. Ama kaç gün kalacağınızı bilmiyorsunuz. Bir de o var. Evet. Torba sadece. Düdük var. Yani bütün sinyalleri kullandınız, artık bir şeyiniz kalmadı. Artık daha geleneksel çarelere gidiyor. Düdük işe yarar ses sinyali için. Bir çamçak. İki de sünger var. Çünkü su alan bir şey. Ya da dalgada da içeri alan bir şey. Ama en önemli enstrümanı şu. Bu bütün artık sinyal şeylerinizi kaybettiniz. Gündüz. Güneşin sinyalini kullanmak için. Bu siyah olanı sinyal vermek istediğiniz objeye getiriyorsunuz. Ortadaki deliği de ona neta edip buradan sinyali veriyorsunuz. Bu direkt orada işaretlediğiniz yere güneşte sinyal gönderiyor. Özetle malzemeler bunlar. Bu da işte o yağmur suyunu biriktiren torbaydı söktük gelirken. Can salını artık tabii bir daha kullanamayacağız. Ama artık dekoratif olarak mı kullanırız? Ne yaparız bilmiyorum. Final olarak can salı ile ilgili. Şimdi ne kadar kolay açıldığını gördük. Ama ne yaptık? Buraya bağladıktan sonra ben yine de kibar indirmeye çalıştım. Yani Johnson'ın doğru yüzü suyun üstünde kalırken çekmeyi başarabilirsiniz. %90 Johnson'ı doğru şekilde açılır. Ters açılırsa bu yandaki ipleri var. Bir şekilde düzeltmek zorunda kalıyorsunuz. Genelde centerboard yapanlar hatırlar, hani salmadan tutup çekeriz ya lezeri. Aynı şekilde, aynı sistemde. Ama çok da kolay değil çünkü obje kare. Ve nihayetinde Allah kimseyi mecbur bırakmasın bir can salı kullanmaya. Ama bugünkü eğitimde de en azından temel olarak ne yapacağımızı biliyoruz. En önemli konu, bir kere panik teknede hiçbir şeyi düzeltmiyor. Yani son saniyeye kadar sükuneti korumak lazım. Zaten başarıyla yapılan bütün kurtarma operasyonlarında ya da yaralanmasız, kayıpsız biten bütün kurtarma operasyonlarında soğukkanlılık çok hakimdir. Şimdi karada birkaç teknik konu daha konuşacağız. Atıyorum, çarmıh teliniz koparsa ne olur? Tekne su alıyorsa ne olur? Gibi bunları konuşacağız. Ama can salığı kısmını maalesef hava şartları da çok güzel olduğu için fazla keyifli atlattık. Yine de final olarak hiç muhtaç kalmayalım. Ama başa gelirse ne yapacağımızı bilelim. Ve can salını açıyoruz dedikten sonra en fazla 5 dakikamız var. Yani bu kadar yavaş rahat rahat atlatamayacağız. Bindirirken önce çocuklar tabii ki ve ebeveyni. Ve en son kaptan biniyor. Bu bıçak detayını ne olur unutmayın. Hani içeride o karanlıkta belki bulamazdık hakikaten uçağı. Neden? Çünkü can salı turuncu, bıçağın kılıfı turuncu, sapı da turuncu. O panikle göremeyebilir insan. Yani bir tek şey de değil. Çünkü orada bir can şeyi var. Yani bu kılıfı onun içinde görememek çok imkansız bir şey değil bence. O yüzden mutlaka bıçakla inmek lazım. Kontrast belki floresanlı falan şey yapmadım. Yani daha iyi olsaydı bir sürü şeyi konuşulabilir ama bu çok standart, dünyada kabul görmüş ve yeterli bir şey. Çünkü artık bu hani hayatı idame bölümü gelmiş. Yani biz içeride eğlendik, geyik yaptık ama bu öyle bir şey değil. Bunun içinde 3 saat de kalabilir insan, günlerce de kalabilir. Günlerce kalan örnekler var. O yüzden hepiniz geldiğiniz için teşekkür ederim öncelikle. Çünkü bu eğitime gelenler benim için çok kıymetli. Bu bir atıyorum tatil değil. Bu Instagram'a fotoğraf atacağımız bir event günü değil. Çok yerken yapmadık, çok eğlenmedik. Sadece önemli konular konuştuk. O yüzden gelenler çok kıymetli. Herkese teşekkür ederim. Battık. Çok kötü battık. Ya soğuk ama.
Evet. Alttan soğuğu veriyor. Buna bir çare, işte ona bir şey yapmaları lazım. Elektrikli bir battaniye buna şart abi. Altını şart. Isıtma. Elektrikli battaniye güzel olur ona. Bir de bu kürek nedir ya? Şuraya bir tane 2-3 beygirlik bir elektrikli motor koysalar. Yavaş yavaş tabii. Yavaş yavaş. Bir de nerede rakı içilecek? Kurye masası yok. Şurayı biraz sert bir zemin yapsalar ortaya da. Kıçı da dar. Hani yeni teknelerde kıçı büyütüyorlar. Havuzluğu biraz küçük, evet. Biraz bir havuzluğu biraz geniş yapsalar bir şey olurmuş. Keyif için olurmuş yani. Ne yalan söyleyeyim. Evet, ekip de sağlam olacak ama yani şu ortam bile böyle zevkli. Burada bir rakı içilir. Burada içilir canım. Çok keyifli içilir hem de. Cansan eğitimimizin sonuna geldik. Cansan'ımız 6 kişilik olduğu için hep birlikte binemedik. Sırayla bindik indik. Bugün güzel bir gündü. Şimdi Tuzla Yat Kulübü'nde teorik eğitim ve keyif kısmına geçiyoruz. Cansan'ından sevgiler.